Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Yine güzel bir yazılı örneğiyle sizlerle beraberim. Bu videomda fen bilimleri dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örneklerini sizlere anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen başlıyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurun. Siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırırsınız. Böylece doğru mu yanlış mı kontrol edersiniz. 1. soruyu okuyalım. Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Burada bir resim var ama çok güzel çıkmamış. Neler var? Güneş, Dünya ve Ay var. Dönme hareketi var böyle. Batıdan doğuya doğru. Ve dolanma hareketi de var ama dediğim gibi çok güzel görünmeyebilir. Neyse biz cümleleri okuyalım. Dünyamız kendi etrafında bir tur dönüşünü 24 saatte tamamlar. Birinci bilgi doğru bilgi. Dünyamız doğudan batıya doğru döner. Bu yanlış. Birinciye doğru diyelim. Bu yanlış. Niye yanlış? Çünkü tam tersi. Batıdan doğuya doğru döner. Saat yönünün tersi diyoruz biz buna. Bu ifade yanlış. Üçe bakalım. Dünyamız güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanır. Bu da doğru. Böyle güneşin etrafında elips şeklinde dolanıyor. Yani 1 ve 3 numaralı cümleler doğru. Bakıyoruz cevap B şıkkı oluyor. İkinci soruya geçelim. Vücudumuzda yaralanmalara karşı yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan besinler aşağıdakilerin hangisidir diyor. Proteinler, vitaminler, karbonhidratlar ve yağlar. Doğru cevap yapıcı ve onarıcı olarak proteinler olacak. Yani A şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Üçüncü soru. Kayaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yer kabuğu kayaçlardan oluşur. Bu bilgi doğru. Kayaçlar birçok mineralin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu da doğru. Kayalar kayaçların parçalanmasıyla oluşur. Evet, bu da doğru. Ekonomik değeri olan kayaçlara taş denir diyor. Bu bilgi yanlış çünkü ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. O yüzden cevap D şıkkı oldu. Geldik 4. soruya. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? Bir önceki soruda vardı. Ekonomik değeri olması gerekiyor, değil mi? Kömür. Evet, ekonomik değeri var. Demir. Bu da var. Bor madeni. Bu da var. Ama taş maden olarak sayılmaz. O yüzden cevap C şıkkı oluyor. 5. sorumuz. Canlılar enerjilerini aşağıdakilerin hangisinden kazanırlar? Havadan, besinlerden, güneşten ve çiçeklerden. Doğru cevap besinlerden olacak tabii ki. Bütün canlılar enerjilerini besinlerden kazanır. Ben burada bir baskı hatası yazarken yanlışlık yapmışım. 5. soru burada. Bunu da 5 yazmışım. Önemli değil. 6 yazmalıydım. Olsun, önemli olan biz sorumuzu çözelim. Aşağıdaki besinlerden hangisinin içeriğindeki yağ oranı fazladır? Patlıcan, zeytin, soğan ve çilek var. Doğru cevap B şıkkı olacak. Zeytin meyvesinde yağ oranı fazladır. Biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Zeytin yağı da yapılıyor ve zeytinyağı yemeklerde, çeşitli şekillerde, besinlerimizin içerisinde kullanıyoruz. Ve B şıkkını işaretledik. Şimdi diğer kağıdımıza bakalım. 2 tane 5 yazmıştık. Burada 6'dan devam etmişiz. Olsun. 6. soru. İzmir'de yaşayan birinin Ankara'da yaşayan bir insana göre güneşi daha geç görmesinin nedeni nedir? Dünyanın kendi etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi mi? Dünyanın güneş etrafında dönmesi mi? Bu cümle zaten yanlış. Güneş etrafında dolanıyor bir kere ve bununla ilgili değil zaten. B'yi eledik. Dünyanın küre şeklinde olması, bu da bununla ilgili değil. Dünyanın yörüngesinin elips olması diyor. Bu da mevsimler oluşmasıyla ilgili. Doğru cevap burada A şıkkı, kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki şehirler batıdaki şehirlere göre güneşi daha erken görmüş oluyorlar. İzmir daha batıda olduğu için Ankara'ya göre o daha geç görüyor. Sebebi de A şıkkı. 7. soruda boşluk doldurma bölümü var. Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Şimdi besinler temel olarak 3'e ayrılıyor. Yapıcı ve onarıcı, enerji verici ve düzenleyici. Şimdi yapıcı ve onarıcı besinlere biz ne diyorduk? Proteinler diyorduk, değil mi? Proteinler yazalım. Örnek de verelim proteinlere.
Et, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri, baklagiller. Baklagiller ne oluyor? Nohut, mercimek, fasulye gibi besinler oluyor. Bu besinler yapıcı ve onarıcı besinler, yani proteinler grubunu oluşturuyor. Şimdi enerji verici besinlerde ise neler vardı? Karbonhidratlar ve yağlar vardı. Yazalım: karbonhidratlar, karbonhidratlar ve yağlar diyoruz. Karbonhidratlara örnek verecek olursak, unlu gıdalar, tatlılar, pirinç, patates, işte şeker pancarı, karbonhidrat bakımından zengin olan besinler. Son bölümde düzenleyici grubumuz var. Düzenleyici grubumuzda kimler vardı? Vitaminler ve su ve mineraller vardı. Su ve mineraller diyoruz. Ve bu şekilde bilgilerimizi tekrar etmiş olduk. Vitaminler genelde en çok meyve ve sebzelerde yer alıyor. Süt ve süt ürünlerinde de var. Balık, tavuk, kuru yemiş gibi besinlerde de vitaminler var. Vitaminler A vitamini, B vitamini, C, D, E ve K vitamini gibi çeşitli gruplara da ayrılıyor. Su ve mineraller ise bütün besinlerde bulunuyor zaten. Su vücudumuzun ısısını dengeliyor ve kanı akışkan hale getiriyor. Zararlı maddeleri vücuttan atıyor. Birçok faydası var. Böylece kısaca açıklamalar da yapmış oldum size. Şimdi ne yapalım? 8. soruya bakalım. Fosillerle ilgili bir soru var. Fosillerle ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Birinci cümle. Nesli tükenmiş veya eski zamanlarda yaşamış canlıların hakkında bilgi vermez diyor. Bu cümle yanlış. Tam tersine bilgi verir. Fosil yakıtların oluşmasını sağlar. Bu bilgi doğru. O bölgenin geçmişteki durumunun anlaşılmasını sağlar. Bu da doğru. Yer kabuğunda oluşan değişimler hakkında bize bilgi verir. Bu da doğru. Yani 2, 3 ve 4. cümleler doğru. Şıklara baktığımda C şıkkını işaretlemem gerekiyor. 9. sorumuz zararlı bir alışkanlıkla ilgili. Sigara içen birinin en çok zarar gören organı aşağıdakilerden hangisidir? Akciğer, karaciğer, böbrek ve mide var. Aslında bütün organlara zarar veriyor ama en çok akciğerlere zarar veriyor. O yüzden A şıkkını işaretlemek lazım. 10. soruyu ekrana getirelim. Toprağın oluşumundaki doğru sıralama hangisidir diyor. Şimdi biliyorsunuz yer kabuğundaki en büyük parçalar kayaçlar. Kayaçların parçalanmasıyla kayalar ortaya çıkıyor. Kayadan sonra yine parçalanan kayalar taş oluşturuyor. Taşlar parçalanınca çakıl haline geliyor. Çakıllar da daha küçük olan kum tanelerine dönüşüyor. Yani uygun sıralama A şıkkında var. Diğerleri karışık yazılmış. Ben A şıkkını işaretliyorum. Sizler diğer şıklara videoyu durdurup bakabilirsiniz. 11. soru aşağıdaki besin gruplarını yapısında bulunan uygun besin içeriği de eşleştiriniz diyor. Şimdi 1 numara makarna, ekmek, patates, tahıllar. Az önce de söylemiştim bunlar karbonhidratlar grubunda yer alıyor. Yani 1 numara buraya gelecek. Et, süt, yumurta ve baklagiller. Ne demiştik? Proteinler demiştik bunlara da 2 numara buraya. Bütün besinlerde olan su ve mineraller tabii ki 4 numarayı buraya yazacağım. Tüm sebze ve meyvelerde ise bolca vitamin var. Yani 5 numara buraya gelecek. Bakıyorum bir tane eksiklik var. O da 3 numarayı okumayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Ayçiçeği, fındık ve zeytini okumamışız. Bunlar hangi grupta? Tabii ki yağlar grubunda. Ayçiçek yağı var, fındık yağı var, biliyorsunuz zeytinyağı var. Bolca yağ yapılıyor. 3 numarayı da buraya koymam gerekiyor. Hemen devam edelim. 12. soruya bakalım. Annem patates soyarken elini kesti. Yarasının çabuk iyileşmesi için hangi besin grubunu daha çok tüketmelidir diyor. Vitaminler, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler var. Ne demiştik? Yapıcı ve onarıcı, yani proteinler olması gerekiyor. O yüzden çabucak iyileşmesi için D şıkkını işaretlemeliyiz. Bolca protein alması gerekiyor. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi fosilleşmenin şartlarından birisi değildir? Canlı kalıntısının üstü kum, kil, toprak tabakalarıyla örtülerek havayla teması kesilmesi. Evet, bu uygun. Binlerce hatta milyonlarca yılın geçmesi. Evet. Canlıların yumuşak dokularının olması. Bu fosilleşmenin şartlarından birisi değil. C şıkkını işaretleyelim. D'yi de okuyalım.
Fosilleşme için kayaçlar, buzullar ve bitki reçinesi gibi ortamların olması gerekiyor. D şıkkı da gerekli. 14'e bakalım. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım satın aldığımız ürünlerde TSE yani Türk Standartları Enstitüsü işaretinin olması gerekir. Doğru bir ifade. Satın aldığımız ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz. Doğru. Cips, ketçap, boyalı şeker gibi gıdalarda katkı maddeleri bulunur diyor. Bu da doğru bir cümle. Teknolojinin gelişimiyle besin çeşitleri artış göstermiştir. Evet bu da doğru bir cümle. Yani buradaki bütün cümleler doğruymuş. O yüzden cevabımız D şıkkı oldu. Geldik son sorumuza. Ali okuldan eve giderken bir evin bahçe duvarının çeşitli renklerde taşlardan yapıldığını görüp merak etmiştir. Bakın şurada görüyorsunuz. Duvarda kullanılan taşların farklı renklerde olmasının sebebi nedir? Taşların boyanması mı? Taşları oluşturan minerallerin farklı olması mı? Taşların uzun zaman toprak altında kalması mı? Yoksa taşların güneşte kalması mı? Tabii ki cevap B şıkkı oldu. Taşların farklı renklerde olmasının sebebi içlerindeki minerallerin farklı olmasındandır. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.